Hoş geldiniz Zoy Ben Yaşar karşınızda yepyeni bir Rise of Kingdoms videosu ile birlikteyim. Bugünkü videomuzda hem güncelleme geldi hem de gelmekte olan KVK'lara bakacağız. Sizi onlardan biraz haberdar edeceğim. Hangilerini takip edelim, hangilerini izleyelim onları bir soracağım sizlere. Öncelikle güncelleme notlarıyla başlayalım. Güzel güncellemeler var gibi, üzecek güncellemeler de var gibi. Kristal edinimi değişiklikleri, yeni fetih yeni fetih sezonunda karıp karuak. Kavu Karuak sınavının zorluk dereceleri Kayıp Krallık'ta ilerleme kaydedildikçe açılacak. Yani normal Karuak yerine Fetih sezonunda gelecek bir Karuak etkinliği olacak ve ilerleme kaydedildikçe açılacak ve buradan da kristal kazanabileceğiz. Ee, sezon dükkanında indirimli efsanevi komutan heykelleri, efsanevi ekipman malzeme tercih sandığı alınabilecek. Çoğu insan onları tercih etmek yerine işte aksesuar. Iı, taslak falan tercih ediyordu. Şehir teması falan tercih ediyordu. Başka alınabilecek bir şey yoktu. Biraz daha fiyatını indirmişler artık bunlar, bunları da alırsınız diye. Ben de daha yeni tamamlamıştım taslakları. Güzel oldu artık. Heykel ve materyal alabilirim ki önceliğim. Materyal almak üzerine benim heykelle çok bir işim kalmadı. <laughs> ee, valiler yeni hem ver hem al fetiş sezonu etkinliğinde kristal harcayarak hızlandırma öğeleri de alabiliyorlar. Kristal ve kristal vererek hızlandırma alabileceksiniz abi. Çok acayip bir şekilde. Hani şey olabilir mesela. 80 milyon kristal görevini başarmını yaptınız. 100 milyona gidemeyeceksiniz. Ama böyle bir 7 milyon daha kristal var elinizde. Bu 7 milyon kristalle bir sonraki KVK'ya hazırlık olsun diye. Hızlandırma tercih edebileceksiniz. Yeni kristal görevi... Fetih sezonu etkinliğindeki... Mücadeleleri tamamlayarak... Etkinlik seviyesini arttır ve... Kristaller kazan. Yine kristal kazanımını arttırmak için... E, getirilmiş... E, görevler var. E, nasıl bir şey olduğu hakkında hiçbir efektim yok. Sadece yeni kristal görevi demişler. E, güzel kristal kazanımımızı... Art, baya, e, bir miktar arttırma üzerine... E, hamleler gelmiş kristal kahvesi kasını biraz daha Fritz bile low spenderler için rahatlatacak şeyler bunlar. 5. Haçlık seferinin arifesi fetih sezonu etkinliğinin ödülleri değişti. Valiler bu etkinlik yoluyla kristaller kazanabilirler. Yani e, hazırlık aşamasındaki evet Haçlı seferinin arifesinde buradan kristal de kazanılabilecek yani anlayacağınız. E, peki Güzel, ee, bakalım 6 Ha Bu şeyde vardı aslında. Sıralama ödüllerinde vardı, değil mi? Evet, sıralama ödüllerinde kristal vardı ama herhalde e, şeyde de olacak artık. Yani şu, şurada e, 400 bin puan değerinde Yamaci ya yok ettiğin zaman buradan bir miktar kristal de verecek sana. Vereceği miktarın oldukça az olacağını düşünüyorum ama yine de hiç yoktan iyidir diyelim. Ee, e, altı kristal teknolojilerinin güçlerine ince ayarlamalar yapıldı. Yeni etkiler devreye girdiğinde lütfen bunu göz önünde bulundur. Ee, teknolojilerde ufak çaplı değişiklikler olacakmış. Bu güncelleme ne zaman oluyor? Hemen bunu bir okuyalım. Evet. Görünmüyor. Böyle bir güncelleme ne zaman yazmıyor şu anda. Sonunda yazabilir. Tamam. 7. Valiler daha kolay şekilde daha çok kristal kazanması için 41 ila 45 seviye barbar devriyelerin zorluk derecesi düşürüldü. Henüz Haçlı Kalesi alınmamışken Richard CSG ile barbar kesenler zorlanıyordu. Biraz daha iyi olacaklar. 41 ila 45 seviye barbar keserken zayıflatılmış. 41 ila 45 seviye barbarlar. Güzel. Kalan kristaller altına dönüştürülemeyecek ve bunun yerine sabit oranda sezon sikkelerine dönüştürülecek demiş. <laughs> ya yani kalan kristal böyle sürekli biz sezon sikkesini maksimum derecede sezon sikkesi almak için bütün kristallerimizi harcadık. Geriye böyle 50k, 100k falan kristalimiz kalırdı. Onu da belli bir oranda herhalde sikkeye dönüştürecekler ama ulan zaten kristaller sezon sikkesine dönüşecek. Deyip sakın teknoloji basmamazlık yapmayın çünkü en kötü basacağınız teknolojiden bile daha kötü sezon sikkesi verecektir bu. Yani oranı inanılmaz düşük olacaktır. Yani mesela 100.000 kristal kaldıysa elinde bundan 100 bin kristalden sana 100 sezon sikkesi verebilir anlatabiliyor muyum? Muhtemelen böyle bir şey olur. Ee, haberiniz olsun. Bu değişikliklerin valinin daha kolay şekilde kısa edebilmelerini ve daha iyi bir şey, geç, geç, şey. Tamam bunu anladık abi. Eyvallah. Heh. Göç kuralları. Asıl olay. Göç kuralları güncellendi. Bir dizi valinin göç özelliğini kullanarak Fethi sezonu esnasında yeni krallıklara geri döndüğünü keşfettik. Bunu yapan vali sayısı oldukça yüksek. Ve bu durum bu yeni krallıklarda bulunan valilerin kayıp krallık etkinliklerine katılma becerisi üzerinde epey bir etki yaratıyor. Bunu yani Fırtbili Low Spender oyuncularının kristal KVK'sından kaçtığını mı fark ettiniz? Nasıl oldu ya? Nasıl fark ettin bunu Lilith? Nasıl başardın ya? Daha artık kaçmasınlar diye de kaçmanıza gerek yok arkadaşlar. İşte bakın kristal kazanımınızı arttırdık demek için e, bu etkinlikler gelmiş. Umarım e, bu maddeler gelmiş fetih sezonunda daha kolay kristal kazanımı. Umarım e, gerçekten Fetih Play gerçek doğru bir şekilde ...rahat bir şekilde en azından fetih sezonu oynayabilecek duruma gelirler. Tabii ki balinalar oyuna para harcayarak her daim bizde üstü, bizim üstümüzde olacaklar da... ...en azından ilk savaşa başlarken falan şöyle biz teknolojileri birazcık şey yapabilsek fena olmaz. Ee, heh, göçü yeniden tanımlayacağız ve belirli göç kurallarını değiştireceğiz. Bu değişiklikler çok önemli ve geniş kapsamlı. Bu yüzden de herkesin daha iyi alınması için yardımcı olmak için göçü yeni doğan statüsündeki bir krallığa göçmek için acemi ışınlanmasının kullanılmasının yanı sıra 3 türü ayıracağız. Tamam. Acemi bu burada yapılan değişiklikler tamamen acemi ışınlanması yeni doğan statüsüne giden acemi ışınlanması acemi ışınlanması yani jumper'lık yapanları kapsamıyor buranın. bunlar. Kesinlikle haberiniz olsun. Eee... Sezonlar arası göç, aynı sezon göçü, aynı böyle. Üç kategoriye ayırıyorlar abi. Eee... Göçleri belli ki 3 kategoriye ayırıyorlar. Sezon aralar arası göç, aynı sezon göçü, aynı bölge göçü. Hadi bakalım. Sezonlar arası göç. Sezonlar arası göç için bir kota bulunacak. Kayıp Krallığın 2. ve 3. sezonlarından olan krallıklar sezon başına en fazla 30 tane göç eden karakter alabilecekler. Sen ciddi misin? Wow, anladım. Çok iyi. <laughs> Arkadaşlar, hani hep böyle ikinci KVK'ya göçme hayalimiz vardı ya. Evet. Yalan oldu. Gençliğimiz. <laughs> Artık üçüncü KVK bitmeden göç etmek zorundasınız. Üçüncü KVK bitti, ödülleri aldınız. Hemen ikinci KVK'ya göç etmek zorundasınız haberiniz olsun. Fetih sezonu aşamasına girmemeniz lazım. Eğer fetih, hani fetih sezonundan biraz sikke kasıp, tema kasıp ikinci KVK'ya gitme gibi bir hayaliniz varsa 30 tane slot var abi. Her krallık sadece 30 göç alabiliyor. Böyle krallıklarının kralları da 30 kişi alabilecek o 30 kişiyi de en değerli oyuncular ki Balina varsa Balina, Spender onlardan yana kullanmayı tercih edeceklerine %100 eminim. Biz Free to Play sanmıyorum artık. Bu 30 tane göç içerisine giremeyiz. Fetih sezonundan KVK 2'ye göç yalan olduğu gibi bir şey artık. Sezonlar arası göçün güç sınırları kral tarafından belirlenecek ve göç başlamadan 48 saat 48 saat önce onaylanacak. Güç kral tarafından belirleniyor. 48 saat önce onaylanıyor. Göç başladıktan sonra gerekli olan tüm kriterleri karşılayan variler hedef krallığın kodası dolana kadar sezonlar arası göçü kullanabiliyorlar. Ee, aynı sezon göçünü okuyalım. E, Fetihten Fethiye göç. Kayıp krallığın ikinci ve üçüncü sezonlarında göç için kaldı olan karakter, hedef krallığın açılış süresinden en fazla 90 gün büyükse aynı sezon göçü kullanabilir. Fetih sezonu esnasında göç için herhangi bir karakter kayıt süresi bulunmuyor. Nasıl yani ya? Kayıp Krallığın 2. ve 3. sezonlarında göç için kaydolan karakter Hedef Krallığın açılış süresinde en fazla 90 gün. Ama aynı sezon göçü bu. Yani ben fetih sezonundan diyelim ki 1200, 1000, şu an 1400'lü krallıklardayım. Ve 2000'li krallıklara göç edeceğim. Fetih sezonundan fetih sezonuna göç edeceğim. Arada 90 günden çok daha fazla var. Aynı sezon göçü 90 günden büyükse kullanılabilir diyor. He. Peki. Eee. üçüncü göç başlangıç zamanı. Ben zannettim ki 90 günden büyük değilse. Aradaki fark 90 günden büyükse eğer göç edemezsin diyecek zannettim. Öyle değilmiş. 3. Ee, göç başlangıç zamanı. Hedef krallık kayıp krallığı 2. sezonu için hazırlık aşamasına girdiğinde aynı sezon göçü ile sezonlar arasında göç başlayabilir. Hedef krallık kayıp krallık fetih sezonu için hazırlık aşamasına girdiğinde sezonlar arası göç sona erer. Kayıp krallığın 1. sezonu başladıktan sonra yapılan tüm göçler kayıp krallık sona erdikten bir gün sonra başlar. Ee, yüksek Yükselen krallıklarda, imperium krallıklarda yapılacak göç için sabit güç sınırları bulunuyor. Yükselen krallıklar için güç sınırı 10 milyon. İmperium krallıklar için kayıp krallık 2. sezon güç sınırı 15 milyon. 3. sezon güç sınırı 25 milyon. Fetih sezonu güç sınırı ise 35 milyon ee, olarak ayarlanmış. Krallıklar mevcut girişim koşulunu karşılayan ve ya da bu koşuldan daha yüksek güce sahip olan valileri özel göç yoluyla kabul edilebilir. Özel göç bir krallığın sezonlar arası göç kotası sayımına dahil edilmez. İmperium krallıklar bildiğiniz üzere özel göç, davet mektubu gibi bir şey var. Üç Her ay bir oyuncu alabiliyorlar krallıklarına. Bu davet sayesinde hem kişi pasaport vermiyor hem de... E olsanız bile istediğiniz güçte oyuncuyu alabiliyorsunuz. bu o sayı o sayıya dahil edilmiyormuş. Haberiniz olsun. E valileri uyaracak olan bir göç programı, ne bir kayıp krallık etkinliğinin ortasında krallık için göç etkin hale geldiğine valileri uyaracak olan bir göç programlama özelliği ekledik. Peki Aceme ışınlaması öğelerinin kullanımını etkilemeyecek peki? Ha, bu değişiklikler Mart ayının ortasında devreye girecek etki etmeden önce aynatılı resmi bir bildirim alacaksın. Zamanı geldiğini göç etmeyi düşünen valiler için teşvik olması amacıyla değişiklikler uygulanmadan önce göç eden tüm valilere bir yeni dünya demeti göndereceğiz. Bu esas demetle çakışmıyor. Paket göndereceğiz abi al işte planlarınızı bozduysak özür ama yine de para verip alacaksın diye. <laughs> Peki Mart ayının ortasında devreye girecekmiş. Ee, yani Mart ayının ortasında bu güncelleme geldikten sonra gelen KVK'larda Tüm bu değişiklikler etkin olacakmış bilginize ee, Kristaller güzel Ekstra bize verdiği kristaller güzel Göç kuralları canımızı sıkmış Tekrar bir KVK 2 görmek bizim için artık zor oldu Çünkü e, fetih sezonu oynayan oyuncular... 30 e, özür dilerim. Eee ikinci KVK'ya gitmek istiyorlarsa kendilerini o krallığın 30 kişilik kıta, e, kotasında bir yer bulmak zorundalar artık. Maalesef e, öyle bir problem var ki bizi sanmıyorum ya. Sanmıyorum. Yani evet 100 120 milyon güç basarsın. 100 e, biraz savaşmazsın. 100 120 milyon güce çıkarsın. O zaman belki KVK 2'leri kabul ederler de yani e, sanmıyorum. Her neyse e, bunlar bu güncellemelerimizde videonun başında bunların da içinden geçmiş bulunduk. Şimdi şöyle bir KVK'lara bakalım. Öncelikle 1412 hangi KVK'da çöl fethine girdik biz. Çöl fethi izleyeceksiniz benden şöyle sıralamaları göstereyim krallık sıralaması göstereyim. 1412 1.7 milyar puan ile birinci sırada. ikinci ve üçüncü de hava kampı. Dördüncü ve beşinci su kampı. Altıncı ve yedinci toprak kampı şu anda. Eee... hava, kampı, hava kampı ile toprak kampı arasında çok düşük... Yapı krallığı evet. 1486 ile 1002 arasında çok düşükse Hay gidi uc'si. Eee çok az miktarda fark var ama bilmiyorum yarış içerisindeler mi takip etmiyorum aslında bakarsanız. Çöl fethine gireceğiz. çöl fethi rehber videoları da en yakın zamanda gelecek. Yarın yani bu gece biz çöl fethine giriyoruz. Yarına yetişmezse bile ertesi gün çöl fethi rehber videosu elinizde haberiniz olsun çöl fethi hakkında her şeyi göreceksiniz. rakipler biraz biraz değil bayağı bir zayıf şeyleri merak ediyorsanız 1412 ateş kampında tek başına hava kampı 1721 2255 su kampı 1123 1002 toprak kampı 1486 2052 ve 1412 yani ateş kampı ile su kampı müttefik oldu. Hava kampı ile de toprak kampı müttefik oldu. Yani biz e, ee, ilk bölgede yani çöl fethinde tabi her yer açık ama e, toprak kampına yakınız hava kampı hava kampı da tam çaprazımızda aynı şekilde su kampı da öyle Böyle ee, öyle böyle bir KVK geçecek böyle bir KVK gerçekleşecek 1412 tarafında. Ee, 1636'nın KVK'sı var. Babanın KVK'sını merak ediyorsunuz. Babanın KVK'sında da durum şu. Henüz onlar da aynı anda girecek. Ve ee, şöyle skorlar. 1647, 16, 1743, 1636, 1401 sıralama bu şekilde. Ve e, müttefikliklerde ateş kampı, toprak kampı, birbiriyle müttefik oldu. Yani 1636 ile 1401 müttefik. 1743 ile 1647 birbiriyle müttefik. 1647 tanıdık gelmiyor. Ancak 1743 e, geçen KVK geçen kahraman maaşında bizim müttefiğimiz olan 1743 haberiniz olsun. E, 1636 ile 1401 müttefik. Baba baba 1401 krallığına yapıştı bırakmıyor vallahi. 1401 ile baba sürekli yan yana ya da karşı karşıya. Aa, ee, ilk 8'li savaş KVK'sında 1412 ile 1401 birbiriyle müttefikti. Ee, sonraki kahraman maaşında 1412 ile 1401 düşmandı. Şimdi baba 1636'ya göç etti. 1636 ile 1401 yine müttefik. Çok... Ee, baba, <laughs> baba 1401, 3 KVK'dır yan yana yani öyle bir durum var. Ve gelmekte olan bir diğer KVK ise işte bomba olan KVK bu. 1254, 1875, 1365, 1556. Bu dört büyük krallık kafa kafaya girecek abi. Kafa kafaya derken ne demek istiyorum. FFA yani Free For All yani herkes birbirine 1 bir vs 1 vs 1 vs 1 kimse müttefik değil böyle bir kvk izleyeceğiz nasıl olacak bilmiyorum yani bunu daha önce gördük bunu daha önce örneğini gördük ama e, böyle büyük krallıklarda ilk defa göreceğiz 1254 1556 ile böyle bir kapı şey şehrine gireceğine eminim eee Bilmiyorum duygusal mı yoksa mantıklı mı davranırlar. Emin değilim o konuda. Eminim mantıklı davranırlar tabii ki. Ee, 1556 1556'yı tanıyorsunuz. 1254'ü tanıyorsunuz. Yine de söyleyeyim 1250'de Bunny ve Squad ekibinin bir kısmı var. Oradan ünlü tanıyorsunuz. Ee, 1556'da Godfather var. E, oradan tanıyorsunuz. 1365 JST, TSN, MFX. Gel yani şu an MFX falan. <laughs> Ee, 1.365'te değil ama yine de JST'nin nasıl savaştığını hepiniz biliyorsunuz. 1.875'i ben çok duymadım ama yani bu KVK'da olduklarına göre ve hazırlık aşamasını birinci götürdüklerine göre yani yeni krallıklar... yeni krallık... buradaki en genç krallıklar dolayısıyla daha fazla oyuncuları var gibi... Ee, Tabi hala hazırlık aşamasının bitmesine 12 saat süre var. 12 saat değil hatta 15 saat var. Bu skorlar değişir mi emin değilim. Belki 1365 çok iyi yağmacı kalesi keserse e, yetişebilir. Ondan emin olamıyorum. Yani e, kimse birbiriyle müttefik olmadığı, kimsenin birbiriyle müttefik olmadığı, e, ziguratı bir kişinin alacağı, herhangi bir müttefiklik gerçekleşmeyeceği bir... KVK izleyeceğiz. Burada herkes birbirine 1 bir vs 1 vs 1. Bu da e, aklınızda bulunsun. Şimdi bu KVK da 1636'nın KVK'sı da her ikisi de maalesef ki maalesef Kahraman Marşı KVK'sı olduğu için e, ikisinde de sisler kapalı olacak. Yani ilk bölgede izleyemeyeceğiz hiçbir şeyi. Ben çok izlemek istiyorum. Eğer içinizden biri bana orada bir e, köy binası 25 seviye olan bir hesap verirse... Şuradaki kiralıklardan biri. Özellikle bu kahve kaldı çünkü. Bu kahve nasıl gittiğini kesinlikle izlemek istiyorum. 1254'de, 1556'da, 1365'de, 1875'de 25 seviye köy binası olan çöp savaşmayacak bir hesabınız varsa... Bana Discord'dan ulaşın. Özelden yazın. Ben ne yapacağım? Hani bana o hesabı verirseniz... Ben o hesapla savaş bölgelerinin sisini açacağım ve sadece içerik yapacağım, başka hiçbir şey yapmayacağım. Yani savaşmayacak. Aktif oynanmayan bir hesap lazım bana bu dört krallıktan bir tanesinde haberiniz olsun. Şimdiden teşekkür ederim yazanlara. Evet bu videoyu da burada bitirelim. Böyle KVK'lar göreceğiz. Çöl fethini göreceksiniz ilk benden. İşte bu KVK eğer bir hesap bulabilirsem kesinlikle bu KVK'yı izleyeceğiz elimizden geldiğince. Ee, bireysel'e de bakalım. Evet 1875 forever. Ee, bu kim ya? Bu kadar yüksek güç bastığında görün ünlü birisidir ha. İsmini değiştirmiş. Allah Allah. Ee, Goodfather ikinci. CSS'den biri 2 3. böyle bir Po'ya bak 8. ulan Po buralara kadar düşecek miydin? Ez Company yine ordurmuş ya. Aa, bu adam her her hazırlık aşamasında ilk 20'de kesin abi. Squad ekibinden iyi tanıyorum da. Bunny'e bak 17. kalmış. Ene çok güç basamamış lan. E ee, hadi bakalım. RKVK kafada olurdu ama bilmiyorum bu sefer bu sefer herhalde aldığı paket yet... aldı paketler falan yetmedi galiba bilmiyorum. Tamam. Ee, videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Sonraki Rise of Kingdoms videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.